Bir de genel'e bakacağız. İhsan Aksaç telefon attığımızda şimdi. Çünkü onların da araştırması var. Merhabalar İhsan Bey. Merhabalar efendim. Konsensüsle bir siyasi değerlendirme yaptık. Elde ettikleri veriler çerçevesinde. Sanıyorum onlar yeni bir araştırma yapmışlar. Evet. 2000 kişi üzerinden ve kendileri de bütçelerini kendileri karşıladıklarını söylediler. Sizin araştırmanız, en son araştırmanız hangi tarihteydi? Biz yani geçen hafta bitirdik araştırmamızı. Yani 15-20 arası, yani pardon 13-17 13-17 tarihleri arasında. Kaç kişi üzerinden yaptınız İhsan Bey? 5000 kişi üzerinden yaptık. 5000, daha geniş bir kitle üzerinden daha yapmışsınız. Bunun da bütçesini söylemek gerekiyor herhalde yasal olarak. Yani şöyle, bütçesini değil de müşterisini söylüyoruz ve yöntemini söylüyoruz. Evet. Yani AK Parti Genel Merkezi'ne yaptık. AK Parti Genel Merkezi için yaptık. Yüz yüze örneklemle, yani bütün işte NAPTİKİ kurallarına göre yüz yüze örneklem tekniğini kullanarak gerçekleştirdik. Nedir sizin burada ortaya çıkardığınız tablo İhsan Bey? Şimdi bizim tabii biraz da yorumlayacağız onları. Tabii yorumlarız. Yani AK Parti 43,5 gözüküyor. Yani evet. Bizim araştırmada Cumhuriyet Halk Partisi 25,3. Milliyetçi Hareket Partisi 14,5. HDP 13 küsur. Yani bir kilo var 13'ün üzerine. Evet. 13'ün biraz üzerinde gözüküyor. Yani tablo bu. Burada hata payımız %1 civarındadır. 1,21 hata payımız var. Yani artı bir eksi bir hatamız olabilir. Görebildiğimiz kadarıyla konsensüsle AK Parti'nin oy oranı konusunda hemen hemen eşit bir sonuç çıkartmışsınız. Ben Murat'ınkini duyamadım. Orada 43 nokta, o da 43 civarında bir şeydi. 43 noktalı evet, bir yani durumdu. CHP'de yalnız 28 gibi bir sonuç çıkartmıştı. Sizin burada CHP'de 25,6, yaklaşık 2 puanlık bir fark görünüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde galiba firmalar biraz şey yapacaklar, yani bir kısmımız yanılacağız. Hangimizin olacağını evet, bu orada ciddi bir fark var çünkü firmalar. Önceki araştırmamızda 26'ya yakındı. Yani 15 gün önceki araştırmada bunda biraz daha düştü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde beyanlar... Bunu nasıl izah edebiliriz bu düşmeyi? Çünkü şimdi, bu süreçte hep kazandı diye bakılıyor CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun tavrına. Geçenlerde Selçuk Şirin ekonomik araştırmalarda biraz dayandı, yani daha ikisara. O bir değerlendirme yapmıştı fakat izah edememişti. Yani kampanyasını açıkladığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi daha yüksek bir oy alıyor. Ama sonradan oyları düşüyor. İşte bir önceki seçimde çok iyi bir kampanya yaptı. 24,9 aldı, yani evet, 25 aldı. Beklenti neydi? Bunun 27-28'lere kadar çıkmasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çok tecrübeli bir siyasetçinin bir değerlendirmesi oldu. CHP aslında iletişimini, kampanyasını, vaatlerini düzgün hazırlıyor. Fakat CHP'lilerin, yani parti temsilcilerinin dili biraz daha sert ve agresif. Onlar sahaya inip kendilerini gösterdikçe oylar da geriye gitti. Hani seçim çalışması ne için yapılır? Oy artırmak için yapılır. Çalışmasalar daha fazla oy alacaklar diyorsunuz. Yani. Yani bu Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçinin kanaati, yani şeyi de toplum limanı da iyi bilen birisi. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanki böyle 25-26 puanında kalacağını düşünüyorum. Biz zaten burada HDP'de yaptık. Bir fark var. HDP'de 11,5 civarında bir sonuç çıkartmış konsensüs. Sizde 13,9 gibi bir şeyden bahsediyor. 9 değil, yani 13,3. Peki. 13,3 orada da bir fark var ciddi. Yani 1,5 puana yakın. Şimdi HDP bu şeyden beri, yani bir önceki seçimden bugüne kendi oyunu muhafaza etmek için çok amansız bir gayret içerisinde. Yani bir oy kendi bölgesinden ve Kürt seçmenden ciddi anlamda oy almış bir parti. Aynı zamanda da bir taraftan da PKK terör faaliyeti başlattı. Şimdi HDP hem oyunu muhafaza edecek hem o terörden gelecek sıkıntıyı tolere edecek. Galiba burada da şöyle bir yönteme başvurdu. Yani oradaki terör durumunu, yöntemini veya PKK'nın pozisyonunu savunmak yerine doğrudan iktidar eleştirisi üzerine bir kampanya kurdu. Ha, bu eleştiri bazen ben bölgede de bulundum. Yani 3-4 gün Mardin'de işte Diyarbakır'dan heyetler geldi. Ben köylere falan gittim. Bu biraz bu bilgilendirme şuna kadar varmış. Hani kara propaganda derler ya, yani hadsiz bir kampanya. Onu da o gerilim ortamını yüksekte tutuyor HDP. Bir önceki seçimde aldığı oylardan bir kaybı olmasın. Şu ana kadar bunu da başarmış. Bunu da başarmış görünüyor. Sizin sonuçlarınıza göre, çünkü konsensüse göre o epey bir aşağı inmiş görünüyordu. Çatışmalı dönemden kaynaklanan bir durum. Şöyle bir şey olabilir yalnız. Onu da hani biz araştırmacıyız. Bugünün testini yapıyoruz. Tabii. Şimdi HDP yani bölge halkından oy alıyor. Bölge halkı HDP'li. Evet. PKK'ya da kısmen sempatisi var o seçmenin.
Evet. Fakat PKK'nın bu şekliyle terörü getirip kentlere indirmesinden halkta bir bezginlik var. Yani şöyle diyor ya, çocuğumuzu verdik, kendimizi verdik. Hani ya al bu terörünü, daha açık ne yaparsan yap modunda. Hı hı. Bir de kitlesel bir destek vermedi teröre bölge halkı. Evet. Acaba buradan bir sandığa gitmeme bir şey çıkar mı diye de bir beklenti var. Ama bu var. Kesin olan bir şey değil bu benim kanaatim. Bir MHP analizi bekleriz şimdi sizden. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kitlesi çok genç ve bunlar iktidar olmak istiyorlar, iktidardan pay almak istiyorlar. Şimdi AK Parti 13 yıldır iktidarda. Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye'de TÜSİAD'da dahil zengin bir tabakaya, ekonomik sınıfa dayanan, aynı zamanda elinde yeteri kadar yerel yönetimi olan bir parti. Bir türlü yani Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yarım iktidardır Türkiye'de. Ya hatta sınıfının yani %25'lik o kitlesi, %15'in neredeyse bir ekonomik desteğe ihtiyacı da yok yani var olmak için. MHP'nin tabanı böyle değil yani, daha İç Anadolu'dan daha genç, daha yoksul kesimlerden oluşan bir tabanı var ve iktidar hırsı var bu tabanın. Şeyin de, Devlet Bahçeli'nin de sürekli iktidardan kaçması bu taban nezdinde bir burukluk oluşturuyor. Bu hani hayırcılık, evetçilik falan değil aslında. Sosyolojik tabanın fiili bir beklentisi var şeyden, politikadan. İktidar yani beklentisi o, var yani baktığınızda. İktidar beklentisi, i̇ktidar, doğaldır. İktidarla birlikte de tabii o partili olduğu için oradan bir avantaj beklentisi var. Yani aslında şöyledir, yani iktidarlar bu hani yöntemi ne olursa olsun bir sınıfı güçlendiren şeylerdir. Toplumun zayıf kesimleri. Bir menfaat grubudur kesimleri. Aslında baktığınızda. Siyaset böyledir. Yani toplumun yoksul kesimleri, zayıf kesimleri örgütlenirler, organize olurlar ve devletin yönetiminden pay alırlar. Burada bürokraside yer alırlar, işleri güçleri daha çok olabilir. Hani bizde henüz Avrupa'daki gibi İşte bütün işler sadece böyle bir uluslararası ihale kapsamında veya şurada verilmiyor. Dolayısıyla iktidardan pay almak şeydir bir de. Yani Amerika'da da sınıfların, yani cumhuriyetçilerle şeyin, demokratların karşılıklı mücadelesi nedir? Yani sadece gelelim de Amerika'yı iyi yönetelim değildir. Elbette ki orada da iktidardan pay alma şeyi vardır. Nihayetinde birisi daha bilgi ekonomisine dayalı grupları güçlendiriyor. Öbürüsü de ağır sanayiye dayalı. Cumhuriyetçiler açısından söylüyorum. Yani sadece cumhuriyetçiler ve bilgi teknolojileri tercihi bile bir grubu büyütecek, bir grubu küçültecek bir tercihtir diye düşünüyorum. Onun için MHP'nin bu şey talebi, yani sistemden veya siyasette olma talebi tabanın yönetim tarafından karşılanamadı. Yani. O nedenle de biraz oylarında düşüş var diyorsunuz. Peki, bir grupluk var, evet. Önümüzdeki süreç için bir tahminde bulunabilir misiniz? Tekrar araştırma yapacaksınız elbette AK Parti ile çalıştığınız için. Yani şöyle. Ama bir değişiklik beklemek gerekir mi? Bu süreç stabil giderse diyeyim. AK Parti şöyle, bugünden itibaren kendisini bir puan artırmaya modlamış durumda. Yani eldeki bu verilere bakarak, yani tek başına iktidar olması için bir puana ihtiyacı var. Onun için çalışacak. Yeterli yani, oluyor mu? Ya bir puan artırırsa yeterli olabilir. Bir de şöyle var ve Murat da onu söyledi, duydum az önce. Şimdi küçük iller var. Yani nüfus, oy sayımı 100 binler, 150 binler olan küçük iller var. Oralarda bazen mesela Burdur gibi, Gümüşhane gibi, Bayburt gibi Erzincan yerlerde 1000-2000 oy değişimi vekil getiriyor. Evet. Dolayısıyla bu tür küçük yerlerden sürpriz bir şekilde AK Parti sayısal olarak yani çokça vekil çıkarabilir. Buradaki değişiklikler de tek başına iktidar getirebilir diyorsunuz. İktidar getirebilir ama bu nihayetinde bugün için garanti değil. AK Parti'nin iktidar olup olmaması, hani ramak kala bir durum var ya. Bugün ramak kala durum var. Yani bir kesinlik yoktur tek başına iktidar için. Bıçaksız... AK Parti durumunu muhafaza eder. HDP büyük oranda muhafaza eder. MHP'de de kısmen erime olur. Küçük partiler çok eridi bu seçimde. Yani 4,5'a yakın oy almışlardı küçük parti. İşte 15-20'ye yakın parti var biliyorsunuz. Onların şu an toplamı %2'lere falan düştü. 2,1-2,2'lere. Onlardan da büyük partilere bir geçiş var. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Genel Başkanı İhsan Aktaş'la konuştuk. Siyasi değerlendirme